Feyz olsun. 16. yüzyılda Kanuni Sultan Süleyman'ın tahtta olduğu dönemde Avusturya Macaristan Osmanlı'ya bir elçi gönderir. Giselin de Busbek. Kendisi Avusturya monarşisi için görev alan Flemenk bir diplomattır. Arkeoloji merakları da bu ismi çok iyi tanırlar. Busbek, Ankara'da yaptığı keşifler esnasında tapınağın duvarlarında rastladığı Yazıtlar Kraliçesi Reskes Daidivi Augusti adlı yazıtı kayıt altına alan ilk isimdir. Ayrıca Busbek, Türk lalesini Avrupa'ya tanıtan insan olarak da bilinir. Aynı zamanda 16. yüzyıl Osmanlı toprakları hakkında en yetkin kaynaklardan biri olan Türk Mektupları adlı eseri yazmış ve bu surette edebiyatta gezi mektupları türünün öncülerinden biri olmuştur. Busbek, Osmanlı İmparatorluğu'nda bulunduğu süre içerisinde dikkatli gözlemler yapmış ve gözlemlerini dostu olan Macar diplomat Nikolaos'a yazdığı 4 mektupta toplamıştır. Mesela Busbek, İran savaşlarından bahsederek Avrupa'yı Osmanlı-İran arasındaki mücadele kurtarmıştır demiştir. Buna rağmen mektuplar o dönemin ölçüleri içerisinde hayli tarafsızdır. Busbek, bazı eleştiriler yapmakla birlikte beğendiklerini de ifade etmekten kaçınmamıştır. Türk ordusunun disiplininden bahsetmiştir. Türk hamamlarından bahsetmiştir. Türklerin beden temizliğine vermiş olduğu önemi Busbek detaylı bir şekilde işlemiştir. Busbek ayrıca Osmanlı'da kadının hukuki statüsünden de takdirle bahsetmektedir. Mesela Busbek, Türk kadınının boşanma talebinde bulunabildiğini, bu yönüyle Osmanlı'nın Avrupa'dan ileri olduğundan bahsetmektedir. Busbek, Sultan Süleyman'ın huzuruna da yıllar sonra çıkabilmiştir. Mektuplarında öyle bir detay vardır ki, günümüz Türk-İslam dünyası ibretle dinlemelidir. Elçi diyor ki, bunlar, yani Osmanlılar, bugün niçin dünyanın bir numaralı milletidir bilir misiniz diye soru sormuş. Cevaben de diyor, çobanlıktan gelirler, sadrazamlığa kadar bile yükselebilirler. Önlerinde onlara engel olabilecek tek bir ilke vardır. O da liyakattır. Peki diyor, bizde nasıl bir durum var? Düşünün, Avrupa'nın çeşitli ülkelerini yüzyıllar boyunca yönetmiş bir hanedan üyesi bu öz eleştiriyi yapıyor. Biz diyor, şöyle yaparız. Şunun akrabasıdır. Bu soyludur. Bu asildir. Bu ruhban sınıfındandır deriz. Tepeye çıkartırız. İşte dostlar, şu an İslam dünyasının düştüğü durum 15. 16. yüzyılda Batı'nın düştüğü durum ile benzerlik göstermektedir.